Bakanı Fahrettin Koca bugün her zamankinden daha erken bir saatte geçti kameraların karşısına. Yine önemli bilgiler verdi. 65 yaş üstüne uygulanan sokak kısıtlamasının birkaç saatliğine de olsa gevşetilip gevşetilmeyeceği sorusunu cevapladı. Salgının pik noktasına yani zirveye ulaşıldı mı ki en çok merak ettiğimiz sorulardan biriydi bu. Bir başka soruydu o da. O soruya da cevap verdi bakan. Hatta bizim de bu akşam haber akışımıza aldığımız başlıklardan birine İkinci bir salgının beklenip beklenmediğine de değindi ve arkadaşlarım uyardılar. İşte bu akşamın rakamları da geldi. Son durum ne? Ona da bakalım. Türkiye'de günlük koronavirüs tablosu bugün ne oldu? Bugünkü test sayısı 43.498 ve bugün tespit edilen vaka sayısı hep gözlerimiz burada. Kaç kişi tespit edildi diye 2.936 hep 2000'ler seviyesinde 2000-3000 civarında seyrediyor. Bunun böyle olması iyi çünkü uzmanlar böyle diyor. Bugün vefat edenlerin sayısı 89, 90'lı rakamlardan 80'li rakamlara düştü. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugünkü iyileşen sayısı 5.231. Her zaman ona dikkat çekiyoruz biliyorsunuz. İyileşen sayısı vaka sayısını geçtiğinde bakan da söyledi zaten pik meselesini birazdan izleyeceksiniz. Bu rakamın bu şekilde devam ettirilmesi gerekiyor. Tedbirlerin devam etmesi gerekiyor bu nedenle. Toplam sayılara bakalım. Toplam test sayısı 991.613 oldu Türkiye'de. Toplam vaka sayısı 117.589. Toplam vefat sayısıyla bugün eklenen 89 kişiyle birlikte 3.081. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.574. Yoğun bakımda solunum cihazına bağlanan hastaların sayısı ise 831. Toplam iyileşen hasta sayısı da 44.022. Evet, Bakan Koca demiştik, kameraların karşısına demiştik. 2 saate yakın devam etti o basın toplantısı. En çok 7.428 sayısını verdiği an zorlandı. Neydi bu 7.428? Bugüne kadar bu musibetin bulaştığı sağlık çalışanlarının sayısı. 65 yaş üstü büyüklerimizi, çınarlarımızı hiç olmazsa birkaç saat serbestlik söz konusu olabilir mi diye gündem oldu. Sayıları yaklaşık 7,5 milyonu bulan 65 yaş üstündekiler 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkmıyor. Tedbirlere sıkı sıkıya uydular. İyileşen sayısında artış, vaka sayısında düşüş başlamasıyla Gözler Bilim Kurulu'na çevrildi. Umut veren tablo, sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesini gündeme getirdi. Daha net bir öneriye dönmedi. Bu da bir yaklaşıma gelirse o durumda zaten görüş olarak Cumhurbaşkanımıza da sunulmuş olur. Bilim kurulu üyeleriyle kritik toplantılarından birini daha gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti. Pik döneminde olduğumuzu söyleyebilirim. Evet. Ve bir düşüş trendine de girdiğini görüyoruz. Ama bunun kalıcı olması önemli. Gerekli tedbirlere uyum gösterilmezse yeni bir pik dalgasına yol açabilir. Salgında son durumu açıkladı. Koronavirüste Türkiye'nin tepe noktasına ulaştığını söyledi. Bakan Koca, İsveç'ten ambulans uçakla getirilen Emrullah Gülüşken ve çocuklarına ilişkin ortaya atılan iddialara da yanıt verdi. Benim hiçbir akrabalık bağım yok. Hiç tanımıyorum. Aracı olanlardan da hiçbir akrabam veya tanışık olduğum biri olmadı. Bu hastanın getirilmesinde en büyük sebeplerden bir tanesi de ciddi bir solunum sıkıntısı olmamasına rağmen altta bir kardiyak yani kalp rahatsızlığının olduğunun söylenmiş olmasıydı. Lütfen bu konuları siyasete alet etmeyelim. Büyük mücadele sırasında koronavirüs kapan, enfekte olan sağlık personellerinin sayısını da paylaştı Bakan Koca. Sağlık çalışanı enfekte sayımız 7.428. Vakalarımız içindeki oranı %6,5'a yakın.